geldiniz. Yine boş bir video ile karşınızdayım. Canavara biniyoruz. Ve nereye gidiyoruz? Kokoreççiye gidiyoruz. Kokoreççiyle konuştum. Yalnız canavara binemiyoruz çünkü hani arabanın anahtarını evde bıraktım galiba. Masanın üstünde olabilir. Atar mısın bana? Annem de beni izliyormuş. Tripodumu da aldım. Tripodu koyacağım. Ve kokoreç yiyeceğim. Bütün tam bir bildiğiniz bir tane kokoreç yiyeceğim ya. Ekmeksiz. Biliyorsunuz yarışmadan çıktık. Artık yemek videoları gelir yani. Hiç şaşırmayın yemek videoları gelirse. Atar mısın anne? At biraz buralara, buraya doğru at de. At ben yakalarım. Evet, yakalayabilecek miyim? Güzel atarsan yakalarım. Suç bende hadi. Gidelim. Kokoreçimize. Ben bu arada sipariş verdim. Yaklaşık 3 saat oldu, 4 saat oldu. Dedim ki adama, abi dedim, ben dedim geleceğim ama ne zaman geleceğim? 3 saat sonra falan geleceğim dedim. Fuck ya. Geleceğim dedim 3 saat sonra. Tripodu unuttum. Şu anda yaklaşık tam 2 saat falan oldu. Adam hazırlamış mıdır bilmiyorum. Bir gidelim oraya. Bakalım. Hazır etmiş mi? Bu arada şov yapayım mı size? Hemen şurayı bir açalım. Egzoz şov yapayım mı size? Bakın şimdi. Sese bakın. Ulan sizi yerim ha. Yalnız meziz anlamda değil ha. Gerçekten yerim. Hadi bakalım kaçalım. Zaten çok uzak değil. Egzozumuzu da açtık. Hadi anneciğim görüşürüz. Gidelim. Aa çok güzel geldi. En iyisi bu camları kapatalım biz. Yandakileri kapatayım. Üsttekinden zaten gelmiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Heyecanlıyım biliyor musunuz? Çünkü yarışmadan çıkalı da ne kadar oldu? 2 hafta oldu, 1,5 hafta oldu. Ya egzozu kapatayım ya, sizinle konuşamıyorum rahat rahat. 1,5 hafta falan oldu. Bir şey söyleyeyim mi? Karnım her saniye doyuk. Yani her şeyi yiyorum. Gerçekten her saniye doyum yani, doyum yani. Karnım tok. Ama gözüm asla doymuyor. Gözüm gerçekten asla doymuyor. Şimdi gidiyorum kokoreççime. İnanılmaz sabırsızlanıyorum, heyecanlıyım. Normalde bir tane yemek videosu yaptım zaten ama bu kokoreçe ayrı video çekilir ya. Biraz şey yiyeceğim ama hani bok yemiş oluyorum dolaylı yollardan ama olsun ya, kokoreç gerçekten güzel bir şey yani. Arabanın tamponu yok lan. Aynı şey gibi. Yırtık pantolon giyen çocuklar gibi. Yani yırtık pantolon giyen biz gibi işte, gençler gibi. Bir de yaşlılar yırtık pantolon giydiğimiz zaman salak salak espriler yapıyorlar ya. Yok pantolonum mu yok? Yok para vereyim de pantolon al. Yok bilmem ne, hepinizin başına gelmiştir. Yani yırtık pantolon giyenlerin hepinizin başına gelmiştir. Klasik Türk amca teyze yenge esprisi. Pantolonunuz yoksa şey, yırtık pantolon giydiyseniz para vereyim de pantolon al. Bir de komikmiş gibi gülmemizi bekliyor ama. Neyse, bizim konumuz nerede kot pantolona geldi abi. Kokoreç yiyecektik en son ya. Bir tane tam kokoreç ekmeksiz bir şekilde küt diye ağzıma atmak istiyorum. Çok uzak değil zaten, 10 dakika falan. Ama ben videoyu burada durdurayım. Kokoreççiye gittiğim zaman başlatayım tekrardan. Hadi bakalım görüşürüz. Geldik. Benim kuzu tam olarak şu yanımda ama önce arabayı park etmem gerekiyor. Amcacım, geç amcacım. Benim kuzu tam olarak şurada, Ege'li yazan yerde. Büyük ihtimal şu anda abi onu pişiriyor ama benim önce arabayı park etmem lazım buraya. Çok heyecanlıyım, çok. Kokoreççinin dükkanına geldim. Şu anda video çekiyorum. Ülkemizde daha böyle 25 yaş ve altı bile alışık değilken böyle birilerinin video çekmesine sokakta. Tabii ki de yaşlıların, yaşlı insanların video çekmesine alışık olmamak lazım. Şurada bir tane video çekiyorum ve inanın az önce hepsi bana bakıyordu. Yani aslında komik bir durum değil de insan böyle kendisini gergin hissediyor. Bu arada benim kokoreç büyük ihtimal orada. Şimdi kokoreççiye doğru gidiyorum ve sizi... burası nerede biliyor musunuz? Burası İstanbul'da Büyükçekmece'ye doğru giderken Gürpınar diye bir yer var.
Burası o tam Gürpınar Meydanı. Bak şurası Gürpınar Meydan. Cami var bir tane. Gürpınar Camii geçtiğiniz zaman hemen sağda kalan Egeli Kokoreç diye bir yer. Şimdi sizi çok kral bir kokoreççiyle tanıştırıyorum. O kardeşim hoş evet geldin. Abi. Hoş buldum abi. Nasılsın? Saçları yestirmeyeceğiz. Aynen seni aramıştım zaten. Hangisi benim abi? Alttaki nar gibi kızaran senin. Eyvallah. Bunu abi ekmeksiz yemeyi düşünüyorum. Ekmeksiz gider zaten. Aynen direkt bunu ağzıma böyle atıp atıp. Tamam. Bak şunu söyleyeyim ben vücut geliştirme yarışmacısıyım. Biraz sonra evet. Seni fotoğraflara gösteririm. Abi neredeyse 6-7 aydır diyet yapıyorum. Sadece kuru hindik kuru pilav yiyorum. Yapma. Bir haftada neler yediğimi çocuklar biliyor. Videolar yapıyorum. Bugün günlerden kokoreç abi. Tamam be. Geleceğiz hemen. Seni seçtim. Şöyle zaten seni tanıyorum aynen. Numaranı zar zor buldum internetten. Direkt ismimize burada... girseydim adresimiz açık. Aynen abi zaten söyledim. Dedim burası Gürpınar'da az önce tarif ettim falan. Normalde kokoreç ne kadar abi yarım ekmek? Yarım ekmek 12 kardeşim. Abi benim şöyle bir kuralım var. Ben videolarda mesela diyelim kokoreç yiyorum veya başka bir yerde bir şey yiyorum. Hep böyle bir farkımı hissettiriyorum. Yani eğer benden gelen çocuklar olursa ben İbrahim takipçisiyim derlerse evet. Onlara bir tane küçük ayran hediye ederim. Benden hediye. Tamam. Tamam o zaman. Sen nerede olduğunu da söyledik. Fiyatı da açık açık söyledik. Ya burada senin muhabbetin yeter abi. İlk geldiğimde zaten tavladın beni direkt. Aynen öyle. Eyvallah. Bak açık açık söylüyorum. Bak açık açık söylüyorum size yemin ederim. Bir gün gece geldim. Paramız eksikti. Abimizden neredeyse para hiç almıyordu. Onu da anlatayım ya. Paramız eksik de. Sıkıntı yok. Aynen paramızı almadı bizden. Ama bu videodan sonra göreceksin ki insan kazanmak para kazanmaktan daha önemli. Her zaman için benzerliğimiz o. Aynen abi. Şu benim. Biraz sonra tripodu kuruyorum ve bunu ekmeksiz bir şekilde gömeceğim. 5 dakika sonra hazır. Tam sana eyvallah. Sıcak hazır olsun diye bekledim. Eyvallah abi sağ ol. Evet abi sen değilsin. Evet. Ya yani şu anda var ya Kemal Sunal simit muhabbeti var ya. Aynı. Aynı onun gibi şu an sadece seni izlemek istiyorum. Ulan ya. Bunu şu an biraz sonra ısıracağım bunu. Dediğin gibi yap abi. Şu kenarlarından kes. Aynen ortasını bana ver. Aman. Aynen. Evet. Geliyoruz. Aynen abi. Artık geçiyoruz. Burayı kurdum kendime. İbrahim Bey. Eyvallah abi sağ ol. Abi güzel görünüyor ya. Sağ olasın abi. Harika. Sen. Bunun hayalini kuruyordum. Bir şey söyleyeyim bunun hayalini kuruyordum. Şu anda bunu tutacağım. Şu an direkt ısıracağım abi bunu. Ama önce bir Instagram'a snap çekeyim ondan sonra bunu. Sonra videoyu yerleştiriyorum kamerayı ve video çekmeye başlıyorum. Dostlarım burası bizim mahallenin kokoreççisi. Bunu gömüyorum şu anda. Siz de bunu yiyene kadar full bendesiniz. Ben bunu keyifli keyifli bir şekilde yiyeceğim ve canım her kokoreç istediğimde bunu izleyeceğim şimdi. Siz de canınız her kokoreç istediğinizde bunu izleyebilirsiniz. Şimdi bunun üzerinde değişik farklılıklar denemek istiyorum aslında. Bizim en sevdiğim yemeklerden bir tanesi. Abi, bunu hayalini kuruyordum ya resmen. Ama çok uzak. Hatta kendime bir tane kokoreç yapayım ya. Bir saniye, kendime bir tane kokoreç yapacağım. Ekmeğim de var. Şunu şöyle koysam, bunu da böyle arasına koysam. Of. Şunu şöyle bastırsam. Abi görebiliyor musunuz? Ya kusura bakmayın ya, canınızı çektiriyorum sizin ama. Gerçekten kusura bakmayın ya. Hayvan gibi yiyesim var şu anda bunu. Hayvan gibi zaten öyle yiyorum şu anda. Kusura bakmayın ya, nazik falan olamayacağım. Beni çok eskiden beri takip edenler yani
yarış döneminden beri beni takip edenler bence bunu hak ettiğimi bilirler. Gerçekten iyi hazırlandım yarışa ve bunu hak ettim. Ben sadece yiyeyim, siz sadece izleyin. Hatta bir gün bir takipçimi alıp çocuğun canı ne istiyorsa, takipçimin canı ne istiyorsa onu ondan yedireyim mi? Kuzu çevirme mi istiyor artık, ne istiyorsa. Bunu yapabilirim. Bir takipçimi alıp canım ne istiyorsa birlikte doyana kadar ondan yiyebiliriz, evet. Bu fikri nasıl yapabilirim? Sizden yorum olarak destek bekleyebilirim aslında. Nasıl yapabilirim? Takipçiyi nasıl seçeyim? Instagram'dan bir çekiliş gibi bir şey mi yapsam acaba? Ekmek alayım. Sen nesin sen be? Nesin sen be? Güzellik yerim seni. Ulan bir ısırıyorum. Küt diye ağzıma geliyor. Kendime yine bir kokoreç yapmak istiyorum. Az önce ekmekle yediğim çok keyifliydi. O yağını da çıkardım ha. Ama içindeki yağın tadı da ayrı bir güzel ya. Bu tamamen yağsız oldu. Bu ekmeği de şu zamanlık. Hatta arasına biraz da domates koyayım. Şöyle. Domatesimizi de koyduk. Hatta baharatımızı da koyalım. Şöyle. Bence gayet güzel oldu. Ekmekle kapatayım abi şunu. Tamam. Of, bunu nasıl saracağım lan ben? Bir şey söyleyeyim mi? Bütün hamburgerleri boş verin ya. Ne hamburgeri abi? Bu videoyu edit falan yapmayacağım. Direkt olduğu gibi yükleyeceğim. Zaten edit falan yapmıyorum çok fazla. Şu anda bildiğiniz hayalimi gerçekleştiriyorum ya. Saat 3.30 falan ve ben dünyaları yedim. Sabah hayvan gibi kahvaltı yaptım. Biraz önce pazar alışveriş yaptım, oradan kendime söylemesi ayıp değil miydi? Ama şu anda karşınızda elimde bütün kukuleç var. Muz aldım, pestil çok severim, pestil aldım. Bir sürü kuru yemiş falan yedim. Hala yemek düşünebiliyorum ya.
o değil de. Türkiye'de gerçekten diyet yapılmaz ya, onu anladım yani. Bu harika yemekler varken ne diyet abi ya? Şunu güzel diyor. Bu evde gördüğünüz gibi en son böyle düzgün iki ekmeğin arasına sıkıştırılmış bir kokoreçti. Şu anda bir ekmek yani topa döndü, böyle bir karışık bir şeyler oldu. Daha bu kadar daha var. Yalnız buranın kokoreçi harbiden güzel ya. Zaten güzel olması burada video çekip size de söylemem yani, gelin burada yiyin diye. Ayrıca indirim hakkınız var, unutmayın. Buraya gelip videodan geldim İbrahim'in takipçisiyim derseniz ayran bedava. Bakın ne yapsın acaba? Şu an yaratıcılığımı konuşturmak istiyorum. Başka ne yapsın acaba? Kendimi şu an yamyamlar gibi hissettim. Çok lezzetlisin be kokoreç. Biraz soğudu ama ben yiyene kadar. Tekrar pişirtireceğim. Tekrar bunu yemeye devam edeceğim. Öyle bunu... Böyle bir şey yapacağım. Ben bunu ekmeğin arasına koyduracağım. Bunu tekrardan ısıttırıp pişirttirip ekmeğin arasına koyduracağım bütün ekmeği. O şekilde devam edeceğim. Bunların da ekmeğin arasına koydurmak istedim. Öyle yedim. Ama soğuduğu zaman keyfi kaçtı abi ya. Aynen öyle. O yüzden ekmeğin, ama keyfini aldım yani, yeter o kadar. Yeter. Tabii tabii, biraz da şimdi tam ekmeğin arasına koyacağım. Kumbara ısıtalım önden. Aynen abi. Üstüne atalım. Ekmeği onun üstüne bandırsana abi, o yağlar akmasın evet ya. Evet. Domatesi yıkayım. Aynen abi. Bir ekmeğin arasına dolduracağız bunu şimdi. Şunlar da yağlar falan da.
Bu arada neredeyse yarısını yedim. Yani daha fazlasını yedim. Doydum ama dediğim gibi aslında karnım bütün gün doyuk. Yani iki haftadır karnım her saniye doymuş durumda ama gözlerim doymuyor yarıştan çıktığımdan beri. Biraz sonra da şunu yiyeceğim. Olmak üzere. Abi verdi ateşi. Razı olsun diye. Bu ekmeğin içine dolduracağız bütün malzemeleri. Biraz da öyle devam edeceğim. Bakın bütün ekmeği bitirebilecek miyim? Eyvah eyvah. Bir de buna biraz acı koyarsın abi sen. Abi hemen. Ekmeğin arasına koymaya başladık. Eyvah eyvah. Ekmek almıyor. Bayağı bırakmışım ha. Aslında bayağı bırakmadım. Aldığım çok fazlaydı değil mi? Evet. Aldığım çok fazlaydı. Çünkü yedim yani bayağı. Aslında oradan da bayağı. Yaklaşık 1800 gram gibiydi. 2 kiloya yakındı yani. Aynen abi. Böyle geliyoruz. Eyvallah. Aynen. Devam, yemeğe devam. Eyvallah bayağı. Oğlum bu ne lan? Beni mutlu etmek isteyenler, bak buradan beni tavlamak isteyen kızlara sesleniyorum. Bana yemek alın abi. Oo şuna bak. Şuna bak lan, dop dolu. Neyse. Bunu, Vande bunu beğendi. Geri kalanını da ekmeğe koydum çünkü soğuduğu zaman bütün tadı kaçtı böyle ama tadını çok güzel aldım sıcakken ama soğuduğu zaman bütün tadı kaçtı. Böyle de yemek istedim. Sanırım bugün benim kokoreçten soğuyacağım gün. Buraya ilk geldiğimde arkadaşlarla geldik. Parayı hesap etmedik ve paramız yetmedi. Abi itikaf yapmamıştı o gün. O yüzden burada çekmek istedim, onun dükkanını da tanıtmak istedim. Çok fazla bir katkım olur mu bilmiyorum ama. Abi şuna bakın ya, elimde güzeye bakın ya. Sadece kokoreçin tadını almak istiyorum şu an. Ya umarım canınız çekmiyordur. Kokoreçi de herkes çok sevmez ya da herkes çok sever. Öyle bir şey ki kokoreç, hiç ortası yoktur yani kokoreçin. Bir şey söyleyeceğim. Biraz önce söylediğim konuyu yapayım mı?
bir tane takipçimi alayım ve canım ne istiyorsa ondan %100 yedireyim. Ya da benim yememi istediğiniz, abi bunu bu şekilde ye veya bunu bu şekilde yap, bunu bu şekilde pişir diyeceğiniz şeyler varsa yorum olarak yazın. Ben de yapayım. Bugün de beyaz eşofman giymişim ya. Hep döküldü aşağı. Biraz fazla acı koydurmuşum. Burnum aktı. Yalnız bunu nasıl ısıracağım? Şu an yüzüm ne halde acaba? Biraz fazla acı olmuş. Bugün ya da yarın sıkıntı çıkartabilir bana. Büyük ihtimal bu gece veya yarın sabah sıkıntı çıkartacak galiba. Bir ekmeğin yarısını yedik. Çiğnemeden timsah gibi yedim aslında zaten. Abi bunu yemek yerine bununla böyle oynayasım var ya. Karnım doyduktan sonra ben. Çok acı olmuş. Bir sonraki yarış hazırlığında bu videoyu açıp bugünleri hatırlayacağım. Hatırlamak istiyorum. Daha fazla bu videoyu uzatırsam bu şekilde
Çünkü edit falan yapmadığım için ben, siz çok sıkılacaksınız ve video aşırı boş bir video olmuş olacak. Bence videoyu burada kapatayım, ben de bunu rahatlar diyeyim. En güncel videolarımdan olacak bu. Birkaç güne yayınlayacağım. Söylemek istediğim şey, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu yorum yapın. Biraz önce dediğim gibi, bir takipçimi alıp ona istediği bir şeyi yedireyim mi? Veya bu kokoreççiyi getireyim mi? Veya ne bileyim, canın ne istiyorsa istediği bir şeyi yaptırabilir. Tatlı krizine girebiliriz. Bildiğiniz künefe katmer krizine girebiliriz. Kim daha fazla yiyecek yarış yapabiliriz. Gibi fikirleri yorumların altında bekliyorum. Eğer yaratıcı bir şeyler gelirse yapabilirim. Şimdi videoyu kapatacağım. Ben bunlara yumulacağım da bunu rahatla bir saat, şunu bir saatte yemek istiyorum. Bakın şu yarım ekmeği bir saatte yemek istiyorum. Böyle takılıp bununla sevişip bununla böyle ilgilenmek istiyorum, anladınız mı? Ekmekle ilgilenmek istiyorum. Kokoreçle ilgilenmek istiyorum. Anladınız mı? Farklı böyle farklı fantaziler uygulamak istiyorum. Zaten hazır dükkanda da kimse yok. Dükkan zaten benim, sahibiyle bayağı samimi oldum. Şunda takılmak istiyorum ya, yani hala duman çıkıyor ya, hala diyor ki beni diyor ye diyor. Vanne diyor, beni diyor ye. Beni diyor kapatayım artık. Kendinize çok iyi bakın, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Peace out diyeyim. Kapatalım bakalım. Yani tatlı ısmarlayayım dedi. Teşekkür ettim ona bundan. Bu videoyu izliyor, ona teşekkür ediyorum bir tane. Hatta giriyor, eyvallah. Kokoreç, bir tane tatlı ısmarladım ona. Bu kaymaklı ve dondurmalı ekmek kadayıfı. Afyon'da yemiştim zaten. O yemek videomu izleyenler bilir. Bak hem kaymak var hem ekmek kadayıfı. Oğlum bugün kalorinin anasını ağlattık ya. Bu da dondurması. Bu dondurmayı bunun üstüne koyacağım şimdi, yiyeceğim. Çekmesem mi acaba bunu yerken size ya? Ya da çekeyim ya. Boş verin. Boş verin anasını satayım. Dedi buranın tatlısı da çok güzel dedi. Sana tatlı ısmarlayayım dedi. Daha fazla çekmeyeceğim ya. Dondurmalı falan yerken böyle değişik şeyler yaparken çekmeyeceğim. Buradan kokoreççi abiye çok teşekkür ediyorum. Kokoreççi de en kral yaptı bana. Tatlımı da ısmarladı. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kokoreççinin nerede olduğunu zaten videoda söyledim. Gürpınar sahilde. İstanbul'un Büyükçekmece'ye doğru giderken Gürpınar sahili Beylikdüzü'ne bağlı. Gürpınar meydanda böyle hemen sağ tarafta kalıyor. Videoda gösterdim, tekrar göstereyim işte. Tam şu meydanın hemen şu tarafında kalıyor. Büyükçekmece'ye doğru giderken sağda kalıyor. Neyse. Oraya gidip ismimi söyleyip indirimli bir şekilde yemek yiyebiliyorsunuz. Ayran bedavaya geliyor. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmını yazıyor ve video içindeki söylediklerimi unutmayın. Yorumlarda belirtin kimle ne yapayım, nasıl yapayım. Belirtebilirsiniz. Peace. Make with up it in a fight. Make with up it.